Bu yaklaşık 5 yıldır üzerinde durduğumuz bir konu. Biz genellikle insan vücudundaki mikroorganizmaların sağlıkla hastalıkla olan ilişkileri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmada buna benzer bir şekilde insan bağırsağında yaşayan mikroorganizmaların bağırsak kanseriyle olan ilişkisini ve erken teşhisini sebebiyet verebilecek çeşitli değişimleri inceleyen bir çalışma. Burada şu an üzerinde 5 yıl üzerinde çalıştığımız bu projenin ticari olarak çıktısını sağlamak için, yani bir ürüne dönüştürmek için Embiosis Biyoteknoloji Şirketi üzerinden bunu ürünleştirme sürecindeyiz. Bu sayede bağırsak kanserini ve diğer bağırsak hastalıklarını, yani Crohn hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalıkları gibi hastalıkların erken teşhisini yalnızca bir dışkı analiziyle sağlayabilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Peki zaman bakımından bunun insanlara sağlığı, maliyeti olarak düşünecek olursak nasıl? Şimdi öncelikle günümüzde bu hastalıkların teşhisinin yapılabilmesi için işte hastane yatışıyla beraber çeşitli kolonoskopi işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bunlar girişimsel, maliyetli ve hasta konforu açısından da oldukça maliyetli işlemler. Dolayısıyla bizim gerçekleştirdiğimiz sistem aynı şekilde aynı duyarlılıkta tanıyı sağlayabilecek. Ama yalnızca dışkı üzerinden, yani girişimsel olmayan bir şekilde dışkının içerisindeki mikroorganizmaların genetik analiziyle aynı tanıyı sağlayabilecek. Dolayısıyla hem düşük maliyetli, hem daha kısa sürede, hem de girişimsel olmayan, yani bir operasyon gerektirmeyecek bir şekilde tanıyı sağlayabilecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Peki bu projeyi şahsınız mı yoksa bir oluşturduğunuz ekiple mi başardınız? Bu çalışmayı aslında işte Genom ve Kökücre Merkezi, Erciyes Üniversitesi Genkök Genom ve Kökücre Merkezi'nde metagenomik laboratuvarımız var. Metagenomik laboratuvarı projeleri çerçevesinde gerçekleştirdik. Şu an için ürünleştirme aşamasında yine benim de kurucu ortağı oldum. Embiosis Biyoteknoloji Şirketi'nde ürünleştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Peki ne zaman sonra bu çalışma tamamlanır ve artık insan hayatının kullanımına başlayabilir? Bunun çeşitli klinik süreçleri var. İşte klinik süreçlerin 2021 yılı içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla 2021 sonu 2022 başlangıcında bu ürünlerin artık kullanılabilir olmasının önünün açılacağını düşünüyoruz. Peki yine bu sizin projenizden geçmişe dönecek olursak bunda ne gibi olaylar, yani zaman bakımından ne gibi sıkıntılar yaşanıyordu? İnsanlarda işte hastane ve süreci, yatma süreci var, tedavi süreci var, kesi var diyelim. Neler oluyordu? Şimdi genellikle sadece işte bağırsak kanserine yönelik değil, diğer birçok hastalıkta da tanı aşamasında çeşitli işte biyopsi ya da buna benzer yine kolonoskopiden bahsediyoruz. Çeşitli girişimsel süreçler var. Bunlar tabii ki hem hastane yatışı hem de işte çeşitli operasyonlar gerektirdiği için hem işte hastane maliyetleri hem de operasyon maliyetleri açısından bir süreç alan ve de maliyetli olan tanı süreçleri. Dolayısıyla bizim ana hedefimiz aslında birçok hastalıkta bu tanı sürecini hem kısaltmak hem de invaziv olmayan, yani insan salgılarından teşhis edilebilecek, işte örneğin dışkı, tükürük, belki de kan gibi kolaylıkla elde edilebilen ve tahlili laboratuvarlarda yapılan süreçlerle hem maliyeti hem de süreleri kısaltmak adına.